2021'de 287 kadın öldürüldü. Yani bir cins kırımdan söz ediyoruz aslında. Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri giderek artıyor bu ülkede. Hani siyasiler demişlerdi ya, İstanbul Sözleşmesi cinayetleri artırıyor diye. Ama hiçbir azalma olmadı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi bu ülke. Ama hiçbir azalma olmadı. Demek ki bu söylemler doğru değil. Evet, bugün bir canımızı, meslektaşımızı, bir kardeşimizi yitirdik. Ne uğruna? Tamamen yapılan sorumsuzluklar uğruna. Bağıra bağıra gelen bir cinayeti önlememek adına biz bugün artık hakikaten çok öfkeliyiz ve isyan ediyoruz. Çünkü polisin gözü önünde, polisin intikal ettiği bir kamuya açık alanda böyle bir cinayetin işlenmesi gerçekten çok dehşet verici. Yani polisin oraya başka yöntemlerle girmesi mümkünken elini kolunu sallayıp içeriye girmesi, orada çalışanların kızı oradan alıp götürmemeleri, aynı şekilde adamın kızın evinin olduğu sitede yatıp kalkarken Dilara'nın ortada olmadığını kimsenin sorgulamaması, çok ciddi ihmaller var. Yani biz aslında toplum olarak maalesef ki duyarlı davranmıyoruz. Hele hele kadınlar söz konusu olduğunda hiç de duyarlı davranmamız gereken noktada durmuyoruz. Kadınlar lehine daha doğrusu davranmak gerekirken, kadınları korumak gerekirken, kadınların öldürülmesinin ve şiddete uğramasının önüne geçmek gerekirken, bunun aksine faillerin cesaretlendirildiği bir ortamda yaşıyoruz. Ve hiçbirimizin can güvenliği yok. Bu anlayış devam ettiği sürece, yani Yargıtay Başkanı çıkıp da bu her ülkede kadın cinayeti işleniyor gibi talihsiz bir beyanda bulunduğu sürece, bir takım çağ dışı düşüncelere ve eylemlere yol açıldığı sürece bu işin sonunun getirilmesi mümkün değil. Bu ülkede ciddi bir anlayış değişikliği gerekiyor bir kere. Farkındalık yaratılması gerekiyor, duyarlılık yaratılması gerekiyor, anlayış ve algı değişikliği gerekiyor. Yani kadını ikincil vatandaş olmaya doğru itmekten bir kere vazgeçilmesi gerekiyor. Bu ülkede bizler de yaşıyoruz, nüfusun yarısıyız ve bizim de insan olmaktan dolayı vazgeçilmez ve devredilmez hakkımız var ki yaşam hakkı bunların en başında geliyor. Dolayısıyla bizim yaşam hakkımızı bir başkasının gasp etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Bu ülkede bir erkek cinayeti yok. Bu ülkede erkeklere karşı sistemli olarak yürütülen bir şiddet yok. O zaman demek ki bu ülkede özellikle kadınların sindirilmesi ve korkutulması ve kadınların maalesef ki evlerine hapsedilmesi yönünde bir politika oluşturulmaya çalışılıyor. Ama biz buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü biz de bu ülkede yaşayan bir bireyiz ve bizim de haklarımız var. Biz de eşit ve özgür olarak doğuyoruz, böyle de yaşayacağız. Aileyle de konuştuk. Bütün kadın avukatları olarak, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Zaten diğer barolar da bu noktada bizimle birlikte hareket edecekler. Failin en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tabii ki Dilara'yı geri getirmeyecek. Tabii ki ölen kadınlarımızı geri getirmeyecek. Ama bu ülkede de artık cezaların var olduğunu ve yasaların uygulandığını belki göstererek faillerin cesaretlerinin kırılmasına yol açabileceğimizi düşünüyorum, ön ayak olabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada da dediğim gibi sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla ve asla bizi geri attıramayacaklar. Susmayacağız, durmayacağız, biat etmeyeceğiz. Öncelikli olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ki bu böyle bir acı bir olayda öncelikli olarak ailesinin başı sağ olsun. Ondan sonra da bütün kadın camiasının, hukuk camiasının, avukat arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Burada elbette ki şu anda bir kişinin yargılanması üzerinden, bir kişinin Dilara'yı katletmesi üzerinden konuşuyoruz, ancak bunun asıl sebebi İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesine karar verenler, kadınları koruyan yasaları, uluslararası yasaları, sözleşmeleri bir gecede tek bir kararnameyle, tek bir imzayla çekilme kararı verenlerdir. Mahkemeler çok uzun bir süreden beridir herkesine takip ettiği gibi en basit bir olguda, en basit bir pişmanlık göstergesinde, ben pişmanım, böyle bir şeyi nasıl yaptığımı bilmiyorum ya da işte kendimi kaybettiğim gibi birkaç cümleyle iyi hal uygulaması yapan mahkemeler de cezasızlık yoluna giden kararlarla kadın cinayetlerine sebep oluyorlar.
Yani gerçekten çok çok üzgünüz. Bugün Dilara için çok üzgünüz. Sonrasında kimler olacak onu da bilemiyoruz gerçekten artık. Kadınların gücü olabildiğince birbirimizin yanında olmaya, destek görmeye ihtiyacımız var. Birbirimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. Aslında İstanbul Sözleşmesi de 6284 sayılı kanun da kadınların mücadelesiyle elde edilmiş olan kazanımlar. Hiç kimse oturduğu yerden ne devlet ne de başka bir kurum ne de başka bir yer kadınlara ya da başka bir korunması gereken çocuklara oturdukları yerden bu kazanımları vermedi. Bunlar kesinlikle kadın mücadelesinin sonucu. Kadınların birlikte bir toplumun aslında bir bütün olarak cezasızlık politikasıyla bir bütün olarak mücadele etmesi halinde bazı kazanımları elde edebileceğiz ya da elde ettiğimiz kazanımları ancak bu şekilde koruyabileceğiz. Bugün gerçekten çok yine acı bir cinayetle karşı karşıyayız. Hem meslektaşımız hem de çok genç bir kadın ne yazık ki bir cinayete kurban gitti. Bizce bu cinayetlerin nedeni çok açıktır. Şu an ülkemizdeki ortaçağcı gerici iktidar ve onun uygulamaları, onun nefret dolu söylemleri, İstanbul Sözleşmesi'nden tamamen hukuksuz bir şekilde çekilinmesi bu cinayetlerin nedenidir. Ki AKP iktidarı döneminde biliyorsunuz kadın cinayetleri çok yüksek oranda arttı. %1400 oranı yıllar önce söyleniyordu. Şu an o oranın çok daha üstüne çıkılmış durumda. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için biz mücadele veriyoruz. AKP'liler İstanbul Sözleşmesi ile yetinmeyecekler. Biliyorsunuz her gün yeni açıklamalar yapıyorlar. Asıl İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve sözleşmedir. Asıl olan İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı olarak çıkartılan yasalardır. Bunlardan en önemlisi 6284 sayılı ailenin korunması kanunudur. Ve şu anda bu kanunu da kaldırmak istiyorlar. Daha geçen gün Abdurrahman Dilipak bununla ilgili bir açıklama yapmıştır. Şimdi oraya göz diktiler. Ancak biz kadınlar olarak, hukukçular olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak, gerçek insan olarak tüm bu haksızlıklara karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. Buna göz yummayacağız. Kahrolsun ortaçağcı gericilik diyorum. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır. Halkız haklıyız, kadınız haklıyız, yeneceğiz diyorum. Aslında var olan yasalar da yetersiz henüz. Tam uygulandığını söyleyemeyiz biz bu yasalarında. Bu nedenle ne yazık ki defalarca başvuru yapmamıza rağmen geç çıkabiliyor koruma kararları. Yine hakimlerden bazen emsal karar çıkarmalarını istiyoruz. Ne yazık ki bu konuda çekingen davranıyorlar. Hakların geliştiği, mücadeleyi güçlendiren bir yol izlemeliyiz diye düşünüyorum. Yani bir avukata bile bu yapılıyorsa varın görün sıradan vatandaşımıza neler yapılıyor. Bunun göstergesi ne yazık ki bu cinayetler.